Enfes Mutfak Kanalım ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yine çok pratik ve çok lezzetli bir sütlü tatlı tarifi paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle uygun bir tencerenin içerisine bir buçuk su bardağı dolusu irmik, bir buçuk su bardağı şekeri de aldım ve üzerine bir buçuk litre soğuk sütü de ilave ediyorum ve ondan sonra güzelce karıştırıyorum. Şimdi yarım litre süt daha ilave ediyorum. İrmik ve şekerde kullanmış olduğum bardak ölçüm 200 ml'dir. Ocağımın altını açtım ve karıştırarak göz göz olup kaynayana dek pişireceğim. Kaynayana dek karıştırma işlemini kesinlikle bırakmıyorum. Gördüğünüz gibi göz göz oldu. Kaynamaya başladı. Hemen güzelce karıştıracağım tekrar ve ocağımın altını kapatıp hemen ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan hemen sonra içerisine bir paket toz krem şantiyi ilave ediyorum ve tekrar güzelce çırpıyorum. Bu arada benimle ilk defa bu videoda karşılaşan arkadaşlarım var ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirler. Videolarımı sosyal e ağlarınızdan da paylaşarak daha çok kitleye ve arkadaşlarınıza ulaşmama sebep olabilirsiniz. Destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Muhallebimi hazırladım ve şöyle bir kek kalıbı kullanacağım. Böyle bir kalıp kullanmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz borcamda da yapabilirsiniz. Ama böyle şekli biraz daha güzel oldu diyebilirim. Öncelikle hazırlamış olduğum irmikli muhallebinin yarısını kalıbın içerisine boşaltıyorum ve yarısını ayırdım. Boşalttıktan sonra üzerini şöyle spatula yardımı ile düzeltiyorum. E, Muhallebi boşaltmadan önce kalıbı su ile ıslatmayı unutmayalım. Bu bize e, tatlımızı ters çevirdiğimizde kolay çıkması için e, yardımcı olacaktır. Ve şöyle bir pakette kakaolu petit bisküvim var. Hemen e, yarısını eklemiş olduğum muhallebinin orta kısmına bisküvileri diziyorum aldığı kadar petibör bisküviyi dizeceğim. Ve arkadaşlar beni yine Instagram'dan da Enfes Mutfak ismim ile takip edebilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz var ise de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Tariflerimi deneyen arkadaşlarımın da görüşlerini yine yorum kısmında beklerim memnuniyetle. Bisküvileri muhallebinin orta kısmına dizdikten sonra ayırmış olduğum yarı muhallebiyi de bisküvilerin üzerine alıyorum. Her tarafına gelecek şekilde koyacağım ve güzelce üzerini spatula ile düzelteceğim. Sıcak yaz günlerinde en iyi en hafif gidecek tatlılar sütlü tatlılar daha öncesinde de yine irmikli tatlılar yapmıştım sütlü tatlılar ee, evde de çevrede de çok beğenildi ben de bu şekilde bir değişik versiyon daha hazırlamak istedim şöyle üzerinde güzelce düzeltiyorum spatula ile güzelce düzelttikten sonra ilk öncelikle en az yarım saat bir saat dışarıda soğumasını bekliyorum kendi sıcaklığı çıktıktan sonra da yine en az bir saat buzdolabında bekletiyorum muhakkak ve güzelce soğuyor. Şimdi dolaba kaldırıyorum güzelce soğuması için. Ben bir gece beklettim buzdolabında ve dolaptan çıkardıktan sonra şöyle elim ile kalıbın yapıştığı temas ettiği her kısımdan böyle tatlıyı kurtarmaya çalışıyorum. Hava boşluğu vermeye çalışıyorum ki ters çevirdiğimde kolaylıkla çıksın diye. Bu işlemi bıçak ile de yapabilirsiniz. Hafif bıçağın uç kısımlarını kenarlardan batırarak hava boşluğu yaratırsanız kolaylıkla çıkacaktır. Ters çevirip kalıptan çıkarıyorum ve artık süsleme işlemini geçeceğim. Gördüğünüz gibi muntazam bir şekilde çıktı. Ve şöyle antep fıstığı tozu ile üzerine süsleyeceğim. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fındık, fıstık, ceviz vesaire. Meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Ağızda eriyen bu çok kolay, çok az malzemeli, nefis tatlı tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim hemen dilimleyerek de sizlere göstermek istiyorum. bizim evde bu sütlü tatlılar gerçekten çok sevildi. Çünkü sıcakta böyle ağızda eriyor, serinletiyor, dondurma niyetine güzel gidiyor. Sizlerin de denemesini tekrardan tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka bir tarifte görüşebilmek için aşağıdaki zil işaretini açmayı unutmayınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.